Arkadaşlar merhabalar. Ben Murat Hoca. KPSS Coğrafya 8. deneme çözümümüze başlıyoruz. Soru çözümümüze başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimleri açarsanız memnun olurum. Deneme sonunda kaç doğrunuz var, kaç yanlışınız var yorum kısmında mutlaka belirtin. Birinci soruda arkadaşlar İstanbul'da yaşayan Aybars 21 Haziran tarihinde Mersin'e gitmiş ve burada bir hafta kalmıştır. Aybars'ın kaldığı süre boyunca aşağıdakilerden hangisini gözlemlediği söylenemez denilmiş. 21 Haziran tarihinde gitmiş Aybars İstanbul'dan Mersin'e. Seçenekler baktığımız zaman yerel saatin daha ileri olduğunu ifade etmişler. Baktığımız zaman arkadaşlar Mersin İstanbul'a göre daha doğuda bulunuyor. Ülkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe yerel saat daha ileri oluyordu. Mersin'de yerel saat İstanbul'a göre daha ileri olacak. Bunu gözlemlemiştir. B seçeneğinde ise gölge boyunun daha uzun olduğu ifade edilmiş. Arkadaşlar ülkemizde güneyden kuzeye doğru gidildikçe, Mersin'den İstanbul'a doğru gidildikçe güneş ışınlarının düşme açısı küçülüyordu. Buna bağlı olarak da cisimlerin gölge boyu uzuyordu arkadaşlar. Güneş ışınlarının düşme açısı ile cisimlerin gölge boyu ters orantılıdır. Buna bağlı olarak da Mersin'de gölge boyu İstanbul'a göre daha uzun değil daha kısa olacak arkadaşlar. Bu yanlış olacak. C seçeneğinde çizgisel hızın daha fazla olduğu ifade edilmiş. Mersin daha güneyde bulunduğu için arkadaşlar çizgisel hız Mersin'de daha fazladır. Ülkemizde güneyden kuzeye doğru gidildikçe çizgisel hız azalır. Bunu da gözlemlemiştir. D seçeneğinde gece ile gündüz arasındaki süre farkının daha az olduğu ifade edilmiş. Ülkemizde güneyden kuzeye kuzeye doğru gidildikçe gece ve gündüz süre farkı artıyordu arkadaşlar. Mersin'de gece gündüz süre farkı İstanbul'a göre daha az olacak. Bunu gözlemlemiştir. E seçeneğinde ise gündüz süresinin daha kısa olduğu ifade edilmiş. 21 Haziran tarihinde ülkemizde güneyden kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar arkadaşlar. İstanbul'da gündüz süresi Mersin'e göre daha uzun olacak. Bundan dolayı İstanbul'dan Mersin'e geldiğinde 21 Haziran tarihinde Mersin'de gündüz süresinin İstanbul'a göre daha kısa olduğunda gözlemlemiştir. Bu soruda yanlış olan cevabımız B seçeneği olacak. İkinci soruda ise yukarıdaki ülkelerden hangileri Akdeniz ülkelerine deniz yolu ile ulaşmak için Türkiye'nin boğazlarını kullanmak zorundadır denir. Karadeniz'e kıyısı olan Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan gibi ülkeler arkadaşlar güneye Akdeniz'e inebilmek için ülkemizdeki İstanbul ve Çanakkale boğazlarını kullanmak zorundadır. Azerbaycan'ın herhangi bir denize kıyısı yoktur arkadaşlar. Bundan dolayı boğazları kullanamaz. Suriye'nin Akdeniz'e kıyısı vardır arkadaşlar. Boğazları kullanmaz bundan dolayı. 3 numarada Ukrayna demiş. Ukrayna Karadeniz kıyısında bulunuyor. Akdeniz'e geçebilmek için ülkemizden geçmesi gerekiyor. Bundan Bundan dolayı da İstanbul ve Çanakkale boğazlarını kullanır. 4 numara Gürcistan. Gürcistan'da Karadeniz'e kıyısı var. Bundan dolayı da Akdeniz'e açılabilmek için ülkemizdeki boğazları kullanır arkadaşlar. Bundan dolayı sorumuzun cevabı E seçeneği 3 ve 4 olacak. 3. soruda ise haritada verilen yerler özelliklerinden hangileri hepsi için ortak özelliklerdir denilmiş. Şimdi haritada verilen yerlere bakarsak arkadaşlar Bafra, Çarşamba deltaları, Çukurova ve Silifke deltaları ile Menemen delta ovasını vermiş. Verilen yerler delta ovaları. 1 numarada akarsu biriktirme şeklidir denilmiş. Evet haritada verilen delta ovalarımızın hepsi akarsu biriktirme şeklidir. Akarsuların denize döküldüğü yerlerde taşımış olduğu alüvyonları biriktirmesiyle oluşmuş olan şekillerdir delta ovaları. Bu hepsi için ortaktır. İki numarada kıta sahanlığının dar olduğu yerlerdir denilmiş. Delta ovasının bulunduğu yerlerde arkadaşlar kıta sahanlığı dar değil geniştir. Çünkü delta ovasının oluşabilmesi için kıta sahanlığının geniş olması lazım. Sığ kıyılar olması gerekiyor. Bu yanlış olacak. 3 numarada ise alüvyal toprakları yaygındır denilmiş. Akarsu biriktirme şekli olduğu için delta ovaları. Burada akarsuların taşıyıp biriktirdiği alüvyal topraklar görülür arkadaşlar. Bu hepsi için ortaktır. 4 numarada ise fiziki haritada sarı renk ile gösterilir denilmiş. Fiziki haritadaki renkler yükselti basamağını ifade ediyordu. 0 ile 500 metre arasındaki yükselti yeşil renk ile 500 ile 1000 metre arasındaki yükselti ise sarı renk ile. 1000-1500 arası turuncu. 1500 ve daha yüksek yerler ise kahverengi ile fiziki haritalarda gösteriliyordu. Delta ovaların olduğu yerler kıyı ovaları olduğu için arkadaşlar deniz seviyesinde olduğu için fiziki harita da sarı değil yeşil renk ile gösterilir arkadaşlar. Bu yanlış olacak. 5 numarada ise yetiştirilen tarım ürünleri denilmiş. Verilen delta ovalarımızın bulunduğu iklim kuşakları birbirinden farklı olduğu için arkadaşlar hepsinde yetiştirilen tarım ürünleri de farklıdır. Hepsi için ortak özellik değildir. Bu soruda doğru cevabımız 1 ve 3 numaralı maddeler olacak. Sorumuzun cevabı D seçeneği. Dördüncü soruda ise dalgaların aşınması sonucu oluşan dik kıyılara falez denir. Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisinde bu yer şeklinin yaygın bulunduğu yerlerden değildir denilmiş. Falez dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde dalgaların aşındırmasıyla oluşmuş olan yüksek dik uçurumlu yer şeklidir arkadaşlar. Falez diğer adıyla yıl yer demektir. Seçeneklere bakarsak İnebolu Ereğli arası denilmiş. İnebolu arkadaşlar Kastamonu ilçesi Ereğli Zonguldak ilçesi Batı Karadeniz'de bulunan yerler. Batı Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel uzandığı için da dar olduğu için biz burada Fales şeklini görmekteyiz. B seçeneğinde hopa Sürmen arası denilmiş. Hopa- Artvin ilçesi, Sürmen'e Trabzon ilçesi, Doğu Karadeniz kıyıları. Burada da dağlar kıyıya paralel uzandığı için fales şekli görülmektedir. C seçeneğinde ise Finike Kaş arası denilmiş. Finike ve Kaş Antalya'nın ilçeleri arkadaşlar. Antalya'nın bulunduğu yerde dağlar kıyıya paralel uzandığı için burada da biz fales şeklini görmekteyiz. D seçeneğinde Dikili Didim arası denilmiş. Dikili İzmir'in ilçesi, Didim ise Aydın ilçesi, Ege Denizi kıyısında bulunan iki ilçe. Ege'de dağlar kıyı kıyıya dik uzandığı için kıta geniş olduğu için arkadaşlar burada biz falez şeklini görmeyiz. E seçeneğinde ise Manavgat Gazi Paşa arası denilmiş. Manavgat ve Gazi Paşa da Antalya'nın ilçeleridir. Burada da dağlar kıyıya paralel uzandığı için burada da biz falez şekli görmekteyiz arkadaşlar. Bu soruda yanlış olan cevabımız D seçeneği olacak. 5. soruda ise yukarıdaki haritada numaralandırılan dağlarımız hangi seçenekte doğru verilmiştir? Denilmiş arkadaşlar. Haritaya baktığımız zaman bir numaralı dağımız Samanlı Dağları'dır arkadaşlar. Bir numara için Samanlı Dağları olacak. Bir numara için Sündiken denilmiş. Sündiken Dağları Eskişehir'de bulunuyor arkadaşlar. Eledik. Koru Dağları Trakya'da bulunuyor. Trakya'nın güneyinde şurada bulunuyor. Eledik. Uludağ ise Bursa'da bulunuyordu şurada. Bunu da eledik. 2 numaralı dağa bakarsak Ege'de kırıklı bir dağımız, 2 numaranın olduğu yer arkadaşlar Boz Dağlar olacak. 2 numaralı yer Boz Dağlar. Madre Dağı Boz Dağların kuzeyinde bulunuyor arkadaşlar. Aydın Dağları da daha güneyde bulunuyor. Bunları eledik. 3 numaralı dağımız ise arkadaşlar Torosların bir parçası olan Geyik Dağları'dır. Aladağlar Adana'nın kuzeyinde bulunuyor. Bey Dağları da Antalya'nın batısında bulunuyor arkadaşlar. Şurada eledik. 4 numaralı dağa bakarsak Doğu Anadolu'da bulunan Mercan Dağımız arkadaşlar. Mercan olacak. Tecer Dağları ise Mercan Dağları'nın batısında bulunuyor. Yani şurada Yalnızçam Dağları da Kuzey Doğu Anadolu'da bulunuyor arkadaşlar. Şurada bunu da eledik. Bu soruda doğru olan cevabımız C seçeneği olacak. 1 numaralı dağımız Samanlı Dağları, 2 numara Boz Dağlar, 3 numara Geyik Dağları, 4 numara da Mercan Dağları olacak. 6. soruda ise Türkiye'de bir meteoroloji istasyonundan alınan yağış rejim grafiği aşağı aşağıda verilmiştir. Buna göre bu grafik hangi yağış rejimine aittir denilmiş. Arkadaşlar yağış rejimi grafiği verildiği zaman burada bakacağımız ilk önemli yer yağışın en fazla düştüğü aylar. Baktığımız zaman grafiğe yağışın en fazla düştüğü aylar Aralık, Ocak ve Şubat ayları arkadaşlar. En fazla yağış bu aylarda düşmüş. Aralık, Ocak, Şubat ayları kış mevsimini oluşturuyordu. Ülkemizde kış mevsimi yağışlı geçen iklimimiz Akdeniz iklimiydi. Bundan dolayı bu yağış rejim grafiği arkadaşlar Akdeniz yağış rejimine aittir. Bundan Dolayısıyla sorumuzun cevabı C seçeneğindir. 7. soruda ise çölleşme, kurak, yarı kurak, yarı nemli alanlarda iklim değişimleri ve insan faaliyetleri neticesinde oluşan Arazi tahribatı olarak tanımlanmaktadır. Çölleşme doğal çevreyi ve içerisinde yaşayan insanlar da dahil tüm canlıları olumsuz etkilemektedir. Ülke topraklarımızın yaklaşık olarak %18'i zayıf, %50,9'u orta ve %22,5'u yüksek hassasiyet grubunda bulunmaktadır diyelim. Buna göre ülkemizde illerinden hangileri çölleşme riski yüksek hassasiyet grubunda yer almaktadır? Arkadaşlar ülkemizde çölleşme riskinin en yüksek olduğu yerlere baktığımız zaman karasal iklim bölgeleri olduğunu görmekteyiz. Ülkemizde çölleşme riskinin en yüksek olduğu yerler Konya Karapınar, Şanlıurfa, Ceylanpınar Iğdır, Aralık, Ereğli, Karaman arasıdır arkadaşlar Orta Anadolu'da. Bu yerler ülkemizde çölleşme riskinin en yüksek olduğu yerlerdir. Çölleşme riskinin en yüksek olduğu ilk 3 ilimiz ise Aksaray, Şanlıurfa ve Nevşehir'dir arkadaşlar. Bu 3 ilimiz yüksek hassasiyet grubunda yer almaktadır. Çölleşme riskinin en düşük olduğu ilk 3 ilimiz ise Rize, Ardahan ve Düzce'dir. Verilenlere baktığımız zaman Aksaray çölleşme riski yüksek olan bir ilimizdir. Ardahan çölleşme riskinin düşük olduğu bir ilimizdir. Şanlıurfa çölleşme riskinin yüksek olduğu bir ilimiz. Düzce ise çölleşme riski düşüktür arkadaşlar. Bize çölleşme riski yüksek hassasiyet grubunda olan iller sorulduğu için sorumuzun cevabı 1 ve 3 numara olacak. C seçeneği bu soruda doğru cevabımız. 8. soruda ise aşağıda verilen akarsularımız ve kolları eşleştirmesinin hangisi yanlıştır denilmiş. Seçeneklere baktığımız zaman Aras Nehri için Arpaçay denilmiş. Aras Nehri'nin en önemli kolu Arpaçay'dır arkadaşlar. Bu doğru olacak. B seçeneğinde Sakarya Nehri için Devrez denilmiş. Arkadaşlar Devrez Kızılırmak'ın en önemli kollarından bir tanesidir. Sakarya Nehri'nin en önemli kolu ise Korsuk Çayı'dır arkadaşlar. Bu yanlış olacak. C seçeneğinde Yeşilırmak Nehri için Kelkit denilmiş. Yeşilırmağ'ın en önemli iki kolu Kelkit ve Çekerek'tir. Bu doğru olacak. D seçeneğinde Meriç için Ergene denilmiş. Meriç nehrinin en önemli kolu ülkemizde bulunan Ergene nehridir. Fırat nehri için de Karasu denilmiş. Fırat nehrinin iki önemli kolu vardı. Karasu ve Murat nehirleriydi. Bu da doğru olacak. Bu soruda yanlış olan cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar. Sakarya nehrinin en önemli kolu Devrez değil Porsuk çayıdır arkadaşlar. Dokuzuncu soruda ise Karadeniz ormanları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denilmiş. A seçeneğinde Kuzey Anadolu dağlarının denize bakan yamaçları ile Marmara Denizi'nin kuzey kesimlerine dağılış gösterir denilmiş. Karadeniz ormanları Karadeniz iklim bölgesinde ortaya çıkan orman örtüsüydü. Ülkemizde de Karadeniz ikliminin görüldüğü Kuzey Anadolu Dağları'nın denize bakan yamaçları ile Marmara Denizi'nin kuzey kesimlerinde Karadeniz orman örtüsü yayılış gösteriyordu arkadaşlar. Bu doğru olacak. B seçeneğinde ise Türkiye'nin en gür ormanlarına sahip olan bu alanlar ormanların kendini yenileme süresinin en kısa olduğu yerdir denilmiş. Karadeniz orman örtüsü arkadaşlar ülkemizdeki en gür ormanların bulunduğu yerdir. Aynı zamanda Burada yağış ve nem koşulları yüksek olduğu için ormanların kendini yenileme süresi de çok kısadır arkadaşlar. Bu da doğru olacak. C seçeneğinde ise 0-1000 metre arasında kayın, kestane, gürgen, ıhlamur gibi yayvan yapraklı ağaç toplulukları görülür denilmiş. Yayvan demek geniş yaprak demektir arkadaşlar. Karadeniz'de arkadaşlar 0 ile 1000 metre arasında geniş yapraklı ağaç toplulukları olan kayın, kestane, gürgen, ıhlamur gibi ağaç toplulukları görülüyor arkadaşlar. Bu ağaç toplulukları kışın yaprak döken geniş yapraklı ağaç ağaç arkadaşlar. Bu da doğru olacak. D seçeneğinde ise 1000-1500 metre arasında geniş ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşan karma ormanlar görülür denilmiş. Karadeniz'de 1000 ile 1500 metre arasında sıcaklık koşulları değiştiği için arkadaşlar karma orman örtüsü görülmektedir. Geniş yapraklı ağaçlardan kayın, iğne yapraklılardan da sarı çam, ladin, karaçam gibi ağaç toplulukları burada karışık olarak bulunur arkadaşlar. 1000-1500 metre arasında bu da doğru olacak. E seçeneğinde ise 1500-2000 metre arasında fıstık çamı ve sedir gibi iğne iğne yapraklı ağaç toplukları görülür denilmiş. Karadeniz'de 1500 ve 2000 metre arasında iğne yapraklı ağaç toplulukları ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Ancak fıstık çamı ve sedir ağaçları değil. Fıstık çamı ve sedir ağaçları Akdeniz iklim bölgesinde gördüğümüz ağaç toplarıdır. Fıstık çamını biz Akdeniz ve Ege'de görmekteyiz. Fıstık çamı Akdeniz bölgesinde kısılçam ağaçları ile karışık olarak bulunur. Ege bölgesinde özellikle İzmir, Bergama ve Aydın'da ise saf fıstık çamı ormanları bulunmaktadır arkadaşlar. Sedir de biz Toroslar'da görmekteyiz Akdeniz'de. Karadeniz'de görmeyiz. Bu iki ağaç topluluğunu. Karadeniz'de 1500 ve 2000 metre arasında iğne yapraklı ağaçlardan ladin, sarıçam, karaçam, göknar gibi ağaç toplulukları bulunur arkadaşlar. Fıstık çamı ve sedir bulunmaz. Bu soruda yanlış olan cevabımız E seçeneği olacak. 10. soruda ise tarihi süreç içerisinde akarsu kıyıları birçok şehrin kuruluşunda ve yer seçiminde önemli olmuştur. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin kuruluş yeri seçiminde başka bir faktör etkili olmuştur denilmiş. Seçeneklere baktığımız zaman Hatay şehri arkadaşlar Asi Nehri kenarında kurulmuştur. Adana şehri Seyhan Nehri kenarında. Amasya şehri Yeşilırmak Nehri kenarında kurulmuştur. Eskişehir çayı kenarında kurulmuştur arkadaşlar. Trabzon ise Karadeniz kıyısına kurulmuştur. Baktığımız zaman diğerlerinden farklı olarak deniz kıyısında kurulup gelişmiştir arkadaşlar. Bundan dolayı sorumuzun cevabı E seçeneği olacak. 11. soruda ise arkadaşlar Türkiye nüfusunun yaş yapısının özelliklerinden biri de doğuşta beklenen yaşam süresidir. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren ölçütlerden biri olan doğuşta beklenen yaşam süresi ülkemizde giderek artmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresini arttıran faktörlerden biri değildir dedi. Doğuşta beklenen yaşam süresi yeni doğmuş olan bir bireyin ortalama yaşam süresini ifade etmektedir arkadaşlar. Doğuşta beklenen yaşam süresi arkadaşlar bir ülkenin sağlık ve refah düzeyi ile doğrudan bağlantılıdır. Seçenek baktığımız zaman yaşam standartlarının yükselmesi denilmiş. Yaşam standartları yükseldikçe refah düzeyinin artması buna bağlı olarak da sağlık ve beslenme koşullarına erişim daha kolay oluyor. Bu da doğuşta beklenen yaşam süresini etkileyen bir faktördür arkadaşlar. Eğitim seviyesinin yükselmiş denilmiş. Eğitim seviyesi yükseldikçe bilinçli toplumun oluşması buna bağlı olarak da sağlık ve beslenme anlamında daha bilinçli bir toplumun oluşmasında etkilidir. Bu da doğuşta beklenen yaşam süresini etkiler arkadaşlar. C seçeneğinde kırsal kesimde kadın nüfusunun artması denilmiş. Kırsal kesimde kadın nüfusunun artması veya azalmasının doğuşta beklenen yaşam süresi üzerinde bir etkisi yoktur arkadaşlar. D seçeneğinde beslenme koşullarının iyileşmesi denilmiş. Beslenme koşulları da doğuşta beklenen yaşam süresini doğrudan etkiler arkadaşlar. E seçeneğinde ise sağlık koşullarının iyileşmesi denilmiş. Sağlık koşulları ne kadar iyileşirse, ne kadar gelişirse, sağlık hizmetlerine erişim ne kadar kolay olursa bu durum doğrudan doğuşta beklenen yaşam süresini arttırır arkadaşlar. Bu soruda yanlış olan cevabımız C seçeneği olacak. 12. soruda ise arkadaşlar yukarıda özellikleri verilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Çeşitli kullanım alanlarının olması, iklim ile toprak özellikleri yönünden çok seçici olmayışı ve çoğalma yöntemlerinin kolay olması gibi nedenlerle Türkiye'de en yaygın yetiştirilen ürünlerden biridir. Manisa, Mersin, Denizli, Gaziantep ve Hatay üretimin fazla olduğu illerdir denilmiş. Şimdi baktığımız zaman özelliklere iklim ve toprak seçiciliği azmış. Buna bağlı olarak da Türkiye'de geniş bir alanda yetişiyormuş bu tarım ürünü. Elma, üzüm, şeker pancarı, buğday. Bu tarım ürünlerinin ülkemizde yetişme alanı geniştir. Zeytin ise Akdeniz ikliminin tanıtıcı tarım ürünüdür. İklim seçiciliği, toprak seçiciliği olan bir tarım ürünüdür arkadaşlar. Bunu eleriz. Şimdi burada Manisa, Mersin, Denizli, Gaziantep, Hatay buralarda zeytin yetişiyor. Ancak bize yukarıda verilen özellikler içerisinde iklim ve toprak seçiciliği az olan bir tarım ürünü olduğundan bahsetmiş. Zeytinin iklim ve toprak özellikleri yönünden seçiciliği vardır arkadaşlar. Akdeniz iklim kuşağında görülür. Bundan dolayı eleriz. Diğer seçeneklere baktığımız zaman elma üretim alanı geniş, üretim üretimde en fazla olan iller elmada Isparta, Karaman, Niğde'dir arkadaşlar. Bundan dolayı A seçeneğini eleriz. B seçeneğinde üzüm denilmiş. Üzüm arkadaşlar iklim seçiciliği az. Üretimde de Manisa ilk sırada geliyor. Bunun dışında Mersin, Denizli, Gaziantep, Hatay'da üzüm üretiminin gerçekleştiği diğer illerdir. Üzüm bu iller dışında ülkemizin birçok yerinde de üretimi yapılmaktadır arkadaşlar. C seçeneğinde şeker pancarı denilmiş. Şeker pancarı arkadaşlar daha çok ülkemizde karasal iklim bölgesinde, İç Anadolu, Doğu Anadolu çevresinde yoğunlaşmıştır üretimi. Manisa Mersin, Denizli, Gaziantep, Hatay'da şeker pancarı üretimi yoktur. Burada daha çok çiftçiler ekonomik getirisi yüksek olan tarım ürünleri yetiştirmektedir. Bunu eleriz. Buğday ise temel tüketim maddesi olması yönünden ülkemizde yetişme alanı geniştir. Buğday üretiminde ön sıralarda olan illerimiz Konya, Şanlıurfa, Ankara, Yozgat, Diyarbakır'dır arkadaşlar. Bunu da eleriz. Bundan dolayı sorumuzun cevabı B seçeneği üzüm olacak arkadaşlar. 13. soruda ise haritada dağılış gösterilen maden aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Baktığımız zaman arkadaşlar şu hattı görmekteyiz. Sivas, Malatya arası. Sivas ile Malatya arası ülkemizin en önemli demir yataklarının bulunduğu yerdi. Sivas, Divriği, Malatya, Hekiman ve Hasan Çelebi ülkemizde önemli demir sahalarının bulunduğu yerdi. Bunun dışında Adana'da Feke Mansurlu yatakları, Bingöl, A Avnik, Kırıkkale, Kesik Köprü, Sakarya, Çam'da önemli demir yataklarının bulunduğu yerlerde. Bundan dolayı haritada dağılışı gösterilen madenimiz A seçeneği demir olacak arkadaşlar. 14. soruda ise haritada verilen numaralı yerlerdeki enerji kaynakları ve santraller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denilmiş. Bir numaralı yerde ülkemizdeki tek asfaltit ile çalışan termik santrali bulunmaktadır denilmiş. Bir numara arkadaşlar Şırnak Silopi. Ülkemizde asfaltit rezervinin bulunduğu yer. Aynı zamanda burada Asfaltit ile çalışan termik santralimiz var ve ülkemizde asfaltit ile çalışan tek termik santralimiz Şırnak Silopi'de bulunuyor. Bu doğru olacak. B seçeneğinde ise 2 numaralı yerde lignit kömürü çıkarım yapılmakta ve bu enerji kaynağı ile çalışan termik santrali bulunmaktadır denilmiş. 2 numaralı yer arkadaşlar Muğla yatağın. Muğla'nın yatağan ilçesi ülkemizde lignit kömürü çıkarımı yapılan bir yerdir. Aynı zamanda burada lignit ile çalışan termik santralde bulunmaktadır. Bu da doğru olacak. C seçeneğinde ise 3 numaralı yer rüzgar enerji potansiyel potansiyelinin yüksek olduğu yerlerdendir denilmiş. 3 numara İzmir. İzmir arkadaşlar rüzgar enerji potansiyelinin yüksek olduğu ilimizdir. Aynı zamanda ülkemizde ilk rüzgar enerji santralinde kurulduğu yerdir. 1998 yılında İzmir'in Çeşme ilçesinde Alaçatı'da kurulmuştur arkadaşlar. Bu da doğru olacak. D seçeneğinde ise 4 numaralı yerde çıkarımı yapılan enerji kaynağından aynı zamanda burada kurulan santralde elektrik enerjisi elde edilmektedir denilmiş. 4 numaralı yer haritada Kırklareli. Kırklareli Habitabat'ta arkadaşlar doğal gaz çıkarımı yapılıyordu. Aynı zamanda Zamanda. Burada çıkarılan doğalgaz yine Kırklareli Hamitabat'ta bulunan doğalgaz ile çalışan santralde elektrik enerjisine çevriliyordu. Bu da doğru olacak. E seçeneğinde ise 5 numaralı yerde tersi yerde oluşmuş olan enerji kaynağı çıkarım yapılmaktadır denilmiş 5 numara Bartın Zonguldak Bartın çevresinde taş kömürü çıkarım yapılmaktaydı. Taş kömürü ise tersi yerde değil 1. Jeolojik zaman olan Paleozoikte oluşmuştu arkadaşlar. Tersi yer ise 3. Jeolojik zamandır. Linyit, petrol, doğalgaz gibi enerji kaynakları tersi yerde oluşmuştu. Taş kömürü ise paleozoikte oluşmuştu arkadaşlar. Bu yanlış olacak. Bundan dolayı sorumuzun cevabı E seçeneği. 15. soruda ise yukarıda verilen şehirlerimiz ile seçeneklerde verilen sanayi kolları eşleştirildiğinde hangi sanayi kolu dışarıda kalır denilmiş. Seçeneklere baktığımız zaman ferrokrom denilmiş. Verilen illerden Elazığ'da arkadaşlar ferrokrom tesisi bulunmaktadır. B seçeneğinde ise şeker fabrikası denilmiş. Verilen illerden Elazığ ve Kırklareli'nde arkadaşlar şeker fabrikası bulunmaktadır. Ülkemizde ilk şeker fabrikası da Kırklareli Alpulu'da kurulmuştur. C D seçeneğinde otomotiv sanayisi istenilmiş. Verilen illerden Adana'da otomotiv sanayisi bulunmaktadır arkadaşlar. D seçeneğinde vagon sanayisi istenilmiş. Verilen illerden hiçbirinde vagon sanayisi bulunmaz arkadaşlar. Vagon sanayisi ülkemizde Adapazarı'nda gelişmiştir. E seçeneğinde petrokimya sanayisi istenilmiş. Verilen illerden Kırıkkale'de petrokimya sanayisi bulunmaktadır. Kırıkkale'de petrol rafinerisi kurulmuştu. Orta Anadolu Petrol Rafinerisi bulunmaktaydı Kırıkkale'de arkadaşlar. Bundan dolayı sorumuzun cevabı D seçeneği olacak. 16. soruda ise ülkemizde deniz turizmi nedeniyle Mayıs-Ekim döneminde bazı havalimanlarımızın dış hatlarında yolcu sayısında artış olmaktadır. Aşağıdaki havalimanlarımızdan hangisine bu tür bir artışın daha az olması beklenir denilmiş. Verilen havalimanlarına bakarsak Şakirpaşa Havalimanı Adana'da bulunmaktadır arkadaşlar. Adnan Menderes Havalimanı İzmir'de bulunmakta. Dalaman Muğla'da. Bodrum Milas Havalimanı da Muğla'da bulunmakta arkadaşlar. Ülkemizde deniz turizminin gelişmiş olduğu şehirlerimiz İzmir, Muğla, Antalya bu kentlerimizde deniz turizmi gelişmiştir arkadaşlar. Buna bağlı olarak da mayıs ekim dönemlerinde dış hatlarda yolcu sayısı bu dönemde artmaktadır. Yabancı turistler ağırlandığı için Adana'da ise kıyı turizmi gelişmemiştir arkadaşlar. Akdeniz bölgesinde Antalya dışındaki illerimizde deniz turizmi fazla gelişmemiştir arkadaşlar. Bundan dolayı sorumuzun cevabı A seçeneği olacak. Adana'da deniz turizmi gelişmediği için arkadaşlar Mayıs Ekim dönemleri arasında dış hatlarla gelecek yolcu sayısı diğer havalimanlarımız kadar fazla olmaz. 17. soruda ise kano ve rafting doğal ortamda gerçekleştirilen su sporlarındandır. Türkiye'nin çeşitli akarsularında rafting ve kano yapabilme imkanı bulunmaktadır. Buna göre aşağıdaki akarsulardan hangisi bu sporlar için daha uygun koşullara sahip değildir denilmiş. Seçeneklere baktığımız zaman arkadaşlar arkadaşlar. Muğla'da bulunan Dalaman çayı, Antalya'da bulunan Köprü çay, Tunceli'de bulunan Muzur çayı, Rize'de bulunan Fırtına derisi. Ülkemizde Raftik. Kano gibi su sporlarının geliştiği, yapıldığı, önemli potansiyeli sahip olan akarsularımızdır. Ancak Eskişehir'de bulunan Porsuk Çayı rafting, kano gibi su sporları potansiyeline sahip değildir. Özellikle burada akarsuyun yatak eğimi rafting, kano gibi su sporlarında oldukça önemlidir. Porsuk Çayı'nın aktığı yerde yatak eğimi az olduğu için rafting, kano gibi su sporları için uygun değildir arkadaşlar Porsuk Çayı. 8. denememizdeki son sorumuza geldik arkadaşlar. Türkiye'de hareketli bir iç ticaretin olması üzerinde aşağıda verilen özelliklerden hangisinin etkisi yoktur denilmiş. Mal ve hizmetlerin ülke içinde alınıp satılması olayını biz iç ticaret diyorduk. Ülkemizde de iç ticaret oldukça hareketliydi. Bunun üzerinde de birçok faktör etkili olmuştu. A seçeneğinde iklim çeşitliliğine bağlı olarak yetişen farklı tarım ürünleri denilmiş. Ülkemizde farklı iklimler görüldüğü için bunun bir doğal sonucu olarak da farklı tarım ürünleri ortaya çıkmıştı. Bu tarım ürünleri de ülkemizin farklı farklı bölgelerinde yetişme sahası bulmuştu kendine. Buna bağlı olarak da bu tarım ürünlerinin ülke içinde alınıp satılması da arkadaşlar iç ticareti canlandırmıştır. B seçeneğinde nüfusun ve sanayi testinin ülke içi dağılımındaki dengesizlik denilmiş. Ülkemizde nüfus kıyı kesimde toplanmıştı. Sanayi tesisleri de ülkemizin batısında toplanmıştı. Buna bağlı olarak da ülkemizde nüfusun toplandığı yerler önemli pazar alanlarını oluşturuyordu. Sanayinin gelişmiş olduğu kentlerimiz aynı şekilde önemli pazar alanlarını oluşturuyordu. Bu durumda iç ticareti etkilemiştir arkadaşlar. C seçeneğinde bazı madenlerin çıkarıldığı ve işlendiği yerdeki farklılık denilmiş. Ülkemizde birçok değerli maden çıkarılmaktadır. Bunların çıkarım yerleri ülke içinde farklılık göstermekte. Aynı zamanda bu madenlerin ülke içinde işlendiği yerlerde farklılık farklılık göstermektedir. Buna bağlı olarak da madenlerin çıkarıldığı yerden işlendiği yere götürülmesi, alınıp satılması da iç ticareti hareketlendirmiştir arkadaşlar. D seçeneğinde şehirleşme oranının artması denilmiş. Şehirler önemli tüketim merkezleridir. Ülkemizde de şehirleşme oranı Cumhuriyet'in ilk yıllarından günümüze kadar sürekli artış göstermektedir. Bu durumda aynı zamanda iç ticareti doğrudan etkilemektedir. E seçeneğinde ise kırsal nüfus dağılışının farklılık göstermesi denilmiş. Kırsal nüfus oranı ülkemizde her geçen gün azalmaktadır arkadaşlar. Kırsal nüfusun dağılışının farklılık göstermesinin iç ticaret üzerinde diğer seçeneklere göre çok fazla bir etkisi yoktur. Çünkü kırsal kesimde yaşayan nüfus miktarı zaten az. Buna bağlı olarak da kırsal alanlar önemli pazar yerleri oluşturmaz. Bundan dolayı cevabımız bu soruda E seçeneği olacak. 8. denememizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Kaç doğruunuz var? Kaç yanlışınız var? Yorum kısmında mutlaka belirtin. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi çalışmalar. Bir sonraki deneme çözümümüzde görüşmek üzere.